Evet Sayın Demirel. Ben enflasyon olayı üzerindeki düşüncelerimi söyleyeceğim. Doğrudur. Türkiye'nin birinci sorunudur enflasyon. Hakikaten bugün enflasyon dediğiniz halk günlük yaşar. Halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır. Sabahleyin kahvaltı edecektir, öğleyin yemek yiyecektir, akşam yemek yiyecektir. Eğer sofrasından bir şeylerin eksildiğini, cebindeki paranın bir kısmını eksilse de dayanılamaz hale gelen bir duruma düşerse gayet tabii ki halkın feryat etmesi tabidir. Çok teşekkür ederim Sayın Demirel. Evet Sayın Ecevit, sizin bu konuda getireceğiniz reçete nedir? Tabii. Enflasyon konusunda. Enflasyonu önlemek için tabii öncelikle akla gelen bir takım mekanik düzenlemeler, önlemler vardır. Enflasyonu önleyebilmenin mekanik önlemlerini küçümsemiyorum ama onun dışında bir de üretimi arttıracak, üretken yatırımları arttıracak politikalar izlemeye mecburuz ki ekonomi halkta gitgide büyüyen, artan beklentileri karşılayabilsin. Türkiye'nin neresine gitsem yeni fabrikalardan çok kapısına kilit vurulan fabrikalar görüyorum. Şimdi burada değerli parti başkanlarından bazıları serbest pazar, serbest piyasa ekonomisi dediler. Bu Türkiye'de son yıllarda çok kullanılan bir deyim. Ben Batı ülkelerinde serbest pazar ekonomisi diye bir şeyi pek duymadım. Fark etmemiş olabilirim. Pazar ekonomisi deyimini duydum. Pazar tamamen serbest bırakılırsa, başıboş bırakılırsa aslında serbest kalmaz. Tekellerin ve kartellerin kontrolü egemenliği altına girer. Serbestliği bir yana bırakalım. Pazar ekonomisinde fiyatları pazar belirler. Fakat Türkiye'de fiyatları hiçbir zaman görülmedik ölçüde ANAP iktidarı döneminde devlet belirlemiştir. Efendim çok teşekkür ederim. Evet Sayın İnönü, çok beklediniz ama bundan sonraki konu başlıklarında ilk söz Sayın Erbakan'ın olacak. Daha sonra hızlı bir tur yapma imkanını bulabileceğiz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Biraz bekledim ama değerli parti liderlerinin konuşmalarından yararlandığımı sanıyorum. Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. Türkiye'de bugün büyük kitle için, büyük halk kitlesi için yaşam dayanılmaz bir zorluk gösteriyor. Ve bunun o kadar umutsuzluk doğurduğunu görüyoruz ki bundan kurtuluş da olamaz. Kim gelse bu devam eder şeklinde bir yanılgıya düştüklerini de fark ediyoruz. Çare olarak ki gerekçeye de bağlanarak tabii söyleniyor. Kitlerin çok açık vermesi, verimsiz çalışması dolayısıyla yapılacak şey olarak özelleştirmeye gitmek. Bu da hiçbir şekilde anlayamayacağım bir yaklaşım şekli. Özelleştirme ile enflasyon nasıl önlenecek? Bazı özelleştirmeler yapıldı. Çimento fabrikaları satıldı. Enflasyonda hiçbir düzelme olmadı. Şimdi kitlerin verimli çalışmasını sağlamak tamam. Ama verimsiz çalışıyor diye bir defa neden kitlerin satılması enflasyonu nasıl azaltacak? Hiç anlamaya imkan yok. Efendim biz de çok teşekkür ederiz. Sayın Erbakan, bir önceki turda birinci hakkınızı ve ikinci hakkınızın tam yarısını kullanmıştınız. 5 dakika içerisinde bu konuyla ilgili son görüşlerinizi alalım. Biraz önce konuşmalardan fark ettim ki ben iki acı reçete arasına oturmuşum ve bir tatlı reçete sundum. Bir tarafta 8 sene milleti biraz önce gördüğümüz şikayetlere boğmuş, vahşi bir kapitalizmi tatbik etmiş bir acı reçete önümüzde duruyor. Öbür tarafta da diğer bir sayın parti başkanımız biz de acı reçete tatbik edeceğiz dedi. Anlattıklarına baktığımız zaman bildiğimiz sosyalizm metodu. Şimdi kapitalizmde, sosyalizmde ikisi de iflas etmiştir. Bunlar içerisinde çırpınmanın manası yok. Neden? Çünkü kapitalizm karın yanında faizi de serbest bırakmış. Zaten temel sistemleri kuvveti üstün tutuyor. Tekelciliğe gitmiş, sömürü düzenini kurmuş. İnsanları inim inim inletiyor. Sosyalizme gelince onun bu sömürüsünü ortadan kaldırayım derken karı da kaldırmış, mülkiyet de kaldırmış, insan tabına aykırı masa başında fiyat tespit ediyor. İşte gördüğü bizzat işçiler tarafından yıkıldı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Erbakan.
Bu konuyu noktalayalım ve bundan sonra daha kısa konuşma süreleriyle, aksi halde bitirmemiz mümkün değil. Sayın Erbakan, yeni bir başlık altında yeni bir konuya geçiyoruz. Huzur ve iç güvenlik. Tabii insanları geçim kaygısı kadar ilgilendiren bir konu. 5 dakika içerisinde lütfen efendim bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz? Bu huzursuzluğun sebebi nedir? Bunu incelediğimiz zaman bizim görüşümüz şudur. Dünyada yeryüzü boş değil, dış güçler var. Bir büyük İsrail kurulmak isteniyor. Bunun için de Türkiye parçalanmak isteniyor. Sevr anlaşması bunun için ortaya konmuştur. Dünya politikası buna göre yönetiliyor. Biz ülkemizde iç huzuru temin edebilmek için bu dış dünyanın arzularına alet olacak yönetimlerden kurtulmamız lazım. Ülkedeki huzursuzluğun ortadan kaldırılması için demin konuştuğumuz köle düzeninin, sömürü düzeninin ortadan kaldırılması şarttır. Siz bir ülkenizin insanları hakkı 100 iken buna 8 verirseniz 92'sini elinden alır. Dış ve iç borçlara, yani dış güçlere ve onların içerideki işbirlikçi holdinglerine verirseniz o ülkede elbette huzuru temin edecek ortam bulamazsınız. Bunun için taklitçilik yerine milli görüş konulmalıdır. Bunun için köle düzeni yerine adil düzen kurulmalıdır. Çare ilaç budur. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Sayın Perinçek, aynı konuda yani ülkede huzurun, iç güvenliğin kalıcı olabilmesi için neler yapılmalıdır? Şimdi bu iç güvenliğin adını koyalım. Kürt meselesidir bu. İç güvenlik sorunu diye koydunuz mu askeriyeyle, zabıtayla, jandarmayla çözersiniz. Kürt meselesi diye koydunuz mu demokrasi ve özgürlükle çözersiniz. Burası kavimler kapısı. Burada kardeşlikle meseleler çözülebilir. Kürt sorunu siyasi çözüm istiyor. Peki askeriye çözecekse bir müddet sonra size demezler mi? Kalkın beyler bu koltuklardan biz oturacağız. Ülkenin en temel meselesini askeriye bıraktığınız zaman siz niye siyaset yapıyorsunuz? Hani programınız, hani siyasetsal çözümünüz? Sayın Ecevit profesyonel ordu getiriyor. Bakın Yeniçeri Ocağı'na dönüştür bu. Amerika'dan ordu getirseniz çözemezsiniz. Bu bir Türk sorunudur aynı zamanda Kürt sorunu. Türk'ün sorunu haline gelmiştir her bakımdan. Biraz sonra onu da anlatacağım. Kardeşçe çözüm Sosyalist Parti'dedir. Bu 5 parti de piyasacı oldukları için bölücü duruma gelmiştir. Kardeşçe çözüm. Siz birliği sağlayamayacaksınız. Zorla birlik olmaz. Gönülle, kardeşlikle ve Kürt halkının iradesini sayarak, kabul ederek birlik olur. Sizin çözümleriniz iflas etmiştir. Göreceğiz bunu. Geleceğin partileri değildir, iflas etmiştir. Evet, iflas etmiştir sizin sisteminiz. Teşekkür ederim efendim. Buyurun Sayın Demirel. Olaya parti olayı olarak bakmak fevkalade yanlıştır. Olay Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü olayıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne ters düşerek bir çözüm söz konusu olmaz. Bu olay Türk ırkından gelenlerin Kürt ırkından geliyoruz diyenleri ezdiği ve bundan dolayı bir isyana sebep olduğu bir olay değildir. Biz kardeşiz bu ülkede. Ve 26 etnik gruptan gelen insan var burada. Eğer etnik gruplara göre Türkiye'yi parçalamaya kalkarsanız, vatandaşlık konseptini, kavramını bir kenara atarsanız, eşitlik kavramını bir kenara atarsanız o zaman Türkiye'ye yazık olur. Evvela yapılacak iş bence her türlü düşünceden önce kanı durdurmak lazım. Olayın iki safhası var. Birinci safhası cinayetlerin durdurulmasıdır. Cinayetleri haklı gördüğünüz takdirde Türkiye'ye çok büyük kötülük yaparsınız. Bizim söylediğimiz şey şu. Biz gerçek demokrasiyi aslında Türkiye Birliği'nin muhafazası için de istiyoruz. Yani bu ülkede herkes diyebilmeli ki ben bu ülkenin her tarafına gidiyorum. Her tarafında istediğim işi tutuyorum. Tutmuyor mu bugün? Tutuyor. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da, Manisa'da, Samsun'da, Konya'da, yani ben Kürt ırkından geliyorum, Kürt etnik menşeinden geliyorum diyen insan yok mu? Var. Öyleyse gelin bu meseleye böyle bakmayalım. Bu meseleye bölücü olarak bakmayalım, bütünleştirici olarak bakalım. Bütünleştiriciliği de Türkiye'de inanç farklılığını, etnik farklılığı esas almayan bir politikaya
yani inanç farklılığına ve etnik farklılığa dayanmayan bir politikaya, aksine bunların tümünü kucaklayan bir politikaya bağlayalım. Çok üzülürüz. Hepimiz üzülürüz. Herkes üzülür, gayet açık söylüyorum. Gelin bunları kimse istismara kalkmasın. Rey falan konusu olmasın bunlar. Ve bunu siyasetin dışında, üstünde tutalım. Buraya geldiği zaman Türkiye bütünlüğü, bölünmez bütünlüğü, Türk halkının tümünün, bütün milletin, Vanlısının da, Bitlislisinin de, Muşlusunun da, Diyarbakırlısının da, Muğlalısının da, Balıkesirlisinin de tümünün haklarını beraberce koruyalım. Ben, sen, o diye ayırmayalım. Biz kalalım, biz.